Yalnızca istatistiklerine göz gezdirdiğimizde bile tüylerinizi ürpertecek İkinci Dünya Savaşı, yaşattığı dramlar nedeniyle film ve oyunlara hala konu oluyor. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nın soğuk nefesini ensemizde hissettiğimiz bir oyun uzun zamandır çıkmamıştı. Call of Duty Vanguard'a kadar. Monster Notebook YouTube kanalından herkese merhaba. Bu bölümde Call of Duty serisinin yeni oyunu Vanguard'dan bahsedeceğiz. Zaman içinde farklı zaman dilimlerine uğrasa da İkinci Dünya Savaşı ile bağını koparmayan Call of Duty serisi 2017'de yayımlanan World War II ile genel olarak beğeni toplamıştı. Ancak bu defa karşımızda seride görmeye pek alışkın olmadığımız yeniliklerle donatılmış İkinci Dünya Savaşı temasını çok daha dramatik biçimde ele alan bir oyun var. Pasifik cephesi, Doğu cephesi, Batı cephesi ve Kuzey Afrika olmak üzere 4 temel alanda geçen Vanguard'da savaşın seyrini değiştiren askerlerden ilham alınarak tasarlanan karakterleri yönetiyoruz. Örneğin Doğu cephesinde yönettiğimiz Polina Petrova, savaşta 309 Alman askerini öldüren bir keskin nişancı olan Ludmila Pavlichenko'dan isimlenilen bir karakter. Diğer operatör karakterlerde de benzer ayrıntılar var. Ama daha ilgi çekici olan Vanguard'ın artık birçok oyuncunun sıkıldığı çizgisel oynanış mekaniklerini esnetmesi. Bunu sağlayansa güncellenen oyun motorunun yapıma kazandırdığı çevre etkileşim özellikleri. Gitmeniz gereken yerlere tırmanabileceğiniz kırılabilir ve yıkılabilir alanları değerlendirerek kendinize yol açabileceğiniz oyunda tüfeklerinizi sabit zemine yerleştirmeniz de mümkün. Keza karşınıza çıkan düşmanları farklı yollarla alaşağı etmeniz de. Sizi belli rotalara hapsetmeyen, görünmez duvarlarla muhatap etmeyen yapımda sinematik anlatımın önceki oyunlara nazaran daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Senaryosu uzun soluklu bir sinema filmi tadında olan Vanguard'ın çok oyunculu tarafı muazzam. Serinin önceki oyunlarından alışık olduğunuz hızlı ve doyurucu oynanış olduğu gibi korunuyor. 16 tanesi 6'ya 6 olarak tasarlanan 20 farklı haritada Call of Duty'ye özgü çekirdek oyun mekaniklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. İnsan düşmanlarınızla savaş sizi yormadıysa Black Ops Cold War'daki Dark Eater konusunun öncesinde geçen Zombies modunu da deneyimlemenizi öneririz. Bu bölümde Call of Duty Vanguard'dan söz ettik. Hazırladığımız videolarla ilgili fikirlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, canavar gibi kalın.